kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz ırkçılığı yasaklamış mıdır? Evet. Müslümanların birlik ve beraberliğine zarar veren her türlü ırkçılığı, bölgeciliği, aşiretçiliği Kur'an-ı Kerim yasakladığı gibi Peygamber Efendimiz de reddetmiştir, yasaklamıştır. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam müminlerin birlik ve beraberliğini bozan, zedeleyen her türlü düşünce ve fiili, her çeşit kötü ahlakı yasaklamıştır. Bilhassa İslami kardeşlik ve birliğin en zararlı, en büyük düşman olan ırkçılığı şiddetle reddetmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz küfür ve ırkçılığın her ikisine birden savaş açmış ömrü boyunca bunlara karşı cihad etmiş ve muvaffak olmuştur. Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam ırkçılığı, bölgeciliği, aşiretçiliği reddeden pek çok hadis-i şerifleri mevcuttur. Bu hadis-i şerifler dikkatle incelendiğinde Hz. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bu konularda ne kadar hassas olduğu açıkça anlaşılacaktır. İşte Peygamberimizin bu uyarılarından bir tanesi şöyledir. Allah Teala kıyamet günü bütün canlıları mahşer yerine topladığı vakit yakındakiler gibi uzaktakiler de aynı şekilde olacakları bir sesle karşılaşırlar. İşte onların karşılaştığı ses aynen şöyledir. Ey insanlar! Sizi yarattığımdan bugüne kadar hep ben sustum da sizi dinledim. Bugün siz susunuz da beni dinleyiniz. Bugün size amellerinizin karşılığı verilecektir. Ey insanlar! Ben sizin aranızda bir nesep asalet koydum. Siz de kendi bir nesep tayin ettiniz. Benim koyduğum nesebi düşürdünüz ve kendi nesebinizi yücelttiniz. Ben en şerefliniz, en muttaki olanınızdır dedim. Fakat siz buna yanaşmadınız da falan zade, falan dediniz. İşte bugün ben de sizin koyduğunuz asaleti düşürür ve kendi koyduğum asaleti yüceltirim. Muttakiler nerede? Hemen muttakiler için bir sancak çekilir. Onlar bu bayrağın ardına takılır, yerlerini alır ve hesapsız olarak cennete girerler. Şimdi bu hadisi şerif büyük bir ibret tablosudur. Cehennemin bütün dehşete hücum ettiği ve herkesin nefsi, nefsi dediği o meydanda hangi soy sop, hangi hasep nesep, hangi şahlık ve padişahlık, hangi kavim ve kabile, hangi aşiret ve bölge beş para edecektir. O meydanda geçer akçe, ancak ve ancak Rabbimizin de beyan buyurduğu gibi selim bir kalptir, ehli sünnet inancıdır, takvadır. İslam'ın yasaklarından sakınıp emirlerini yerine getirmektir. Yani kulluk yapmaktır, istikamettir. Başka bir hadiste ise Peygamberimiz ümmetin helak olacağı üç konudan birinin ırkçılık davası gütmek olduğunu bildirmiştir. Irkçılığın ne kadar büyük bir tehlike, bir zehir, bir virüs olduğunu haber veren hadislerden bazıları şöyledir. 1. Her kim kafir olan ecdadından 9 tanesinin isimlerini sayarak soy sop üstünlüğü taslamak niyetiyle ben filancanın oğluyum derse cehennemde de onların onuncusudur Fe subhanallah. İki, ırkçılık davasına çağıran bizden değildir. Irkçılık uğruna savaşan da bizden değildir. Yine ırkçılık davası üzerine ölen de bizden değildir. Fe subhanallah. Üç, kim ırkçılık davası güderse cehennemde iki düzü üzerine çökecek olanlardır. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü oruç tutsa da namaz kılsa da mı? Evet cevabını verdi oruç tutsa da, namaz kılsa da, ırkçılık yapan cehennemde iki dizi üzerine çökecek olanlardır.